Önce uzun bir aradan sonra deplasmanda Erzurumspor'u 2-1'lik skorla yenip Bandırma'ya mutlu bir şekilde döndük. Yeni hocamız ilk galibiyetini alarak bizleri çok mutlu etti, şehri çok mutlu etti. Erzurum'a gelen 1300 küsür kilometrelik yolu git gel, 2600 metrelik yolu gidip gelen taraftarları kutluyorum, çok teşekkür ediyorum. Onların emeği çok büyük. Önümüzde bir Altın Ordu maçı var. Tamamen fokuslandığımız nokta orası. Mesut hocamız çok deneyimli, hepinizin bildiği gibi Türkiye'de kendini ispatlamış, çok büyük başarılara imza atmış. Ve Bandırma Spor'a büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz, bekliyoruz, umuyoruz. Bu hafta da gördük. İnşallah devamı gelecek. Öncelikle özür dileyim. Maçtan dolayı biraz sesim kesik. Öncelikle özür dileyerek başlayayım. Yıllardan beri ligde çalışıyorum. Yaklaşık 22-23 yıldır. Uzun zamandan beri böyle bir toplantıyı da özlemişim. Öncelikle onu belirteyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanız için. Şöyle bir 2-3 konu üzerinde çok fazla bir kulüpte kısa süre çalışıyorum ama 2-3 madde üzerinde bir bilgi vereyim. Ondan sonra soru cevap hakkında geçeriz ve daha da iyi bir sohbet olacağını düşünüyorum. Şimdi aslında uzun süre Süper Lig'de çalışan ve geçen sene de Denizli'deki uzun süre çalıştığım ve top oynadığım Denizli'de kabul etme sebebi orada uzun süre kalmamdı. Yani orada bütün her şeyimi yapmıştım ama çalışmayacağımı da düşünüyordum. Ben biraz dinleneceğim diyorum ama bunu bütün samimiyetle söylüyorum. Özellikle Onur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya geldi. Hedefleri doğrultusunda oturduk. Ve 2-3 saat sohbetimiz oldu. Gideceği yolu anlattı. Yapmak istediklerini anlattı. Şu anda ben yıllardan beri çalışan bir hoca olarak da zaten böyle bir hedef doğrultusunda hep çalışmak istemişimdir. İyi ki de gelmişim. Çok düzenli, çok düzgün, her şeyimizin eksiksiz yürüdüğü bir ortamda çalışma imkanı buldum. Bir üst kademede dahi bu şekilde düzenli bir yer bulmanız biraz zor. Ben özellikle 2 haftalık periyotta Erzurum maçında kulüp düzeninin ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani böyle kulüpler çalıştığım için biliyorum. Yani bir Gençlerbirliği, bir Sivas. Sallanıyorsunuz ama ayakta kalmakta hiç zorluk çekmiyorsunuz. O yönden buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz keyifli çalışıyorum. Tabii bu da üretkenliği arttıracak. Daha fazla çok yapacak şeyimiz var. Hedef varsa, gitmek varsa varız dedik ve başladık. İnşallah, tabii çok erken ama biraz uzun vadede, yani çok kısa vadede bunları belki bir anda elde edemek olabilir ama uzun vadede kulüp olarak çok iyi şeylere imza atacağına eminim Bandırmalı. Onun için de başta başkan olmak üzere yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Biraz takım hakkında bilgi vereyim size. Gelmemdeki ikinci hedeflerden bir tanesi de takımın kaliteli kadrodan kurulmasıydı. Şöyle ki, tabii ligde çalışıyorsunuz, analizler yapıyorsunuz. Bütün takımları detaylı inceleme imkanınız oluyor. Ama tabii ufak da bir eksiklerimiz vardı. İşte koşu mesafelerinde, işte biraz daha dayanıklı oynamamızda falan. Bunlar futbolun en basit halledilen şeyi. Oyuncu kalitesine baktığınız zaman iyi bir oyuncu grubu. Tabii bayağı bir oyuncusu gidip yeni oyuncular alınması tabii takım oluşumunda biraz sıkıntı yaratabiliyor ama alınan oyuncular hakikaten kaliteli şu anda çalıştığım oyuncular.
Ama ufak tefek eksiklerimiz olacak mı? Tabii ki olacak. Yani transferde yanlışlık olacak mı ufak tefek? Tabii ki olacak. Ama geneline baktığınız zaman yani şu anda iki tane 11'i çok rahatça şekilde çalışıyor. Yani çok daha yani kötü yerlerde ve kötü kadrolarda mücadele için çok iyi biliyorum. Özellikle bizim Kocaeli maçında hatta kendim de açıkladım. Yani çok basit goller yedik. Futbol oynaması da varız ama Sakarya maçında özür diliyorum. Sakarya maçında futbol oynamasında varız. Ama toplu tekin eksiğiz gibi olayları da Erzurum maçında kesinlikle ve kesinlikle vasatın üzerinde oynamamıza rağmen iyi doğru durdu. Bu takım çok daha iyisini yapabilecek güçte. Çok öz eleştiri yapan birisiyim. Yani dinlerim. Ama iyi olacağını da tecrübemden dolayı görüyorum. Biraz daha böyle tempolu oynarsak, biraz daha iyi oynarsak görüyorum. Sakatlar yaşıyoruz. Okan ve Mate ilk devreyi kapattılar. Adele sakatları yaşıyorlar. Yani bu futbolda olan bir şey mi? Olan bir şey. Normal bir şey. Ama oynayan oyuncu grubu da, yerine oynayacak oyuncu grubu da o vazifeyi yapabilecek güçte. Saymak yarın antrenmanlara başlıyor. O bir sakatlığı vardı. Yarın başlıyor. Ondan başka da bir sakatımız yok. Bir ritim tutturduk. Ona gidiyoruz. Levent iyileşti. Darbe almıştı. Levent'in bugün antrenmanlara başladı. Yani aslında şöyle. Eğer kadronuz geniş ve kapsamlı olursa bunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Can Hüseyin uzun zamanlar oynamıyordu. O oynamaya başladı. Aslında ben hiçbir zaman oynayan veya oynamayan oyuncu değil de o gün şans bulan veya şans bulmayan oyuncu. Çünkü her maçın ayrı bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani Erzurum'un stratejisi farklıdır. Altınoluk'un stratejisi farklıdır. Bu bağlamda çalışmalar devam ediyor. Onun ötesinde özellikle Erzurum'a gelen yani 1300 kilometre, 1500 kilometre gelip de orada o coşkuyu bize de yaşayan taraftarlarına çok teşekkür ediyorum.